Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Güncel oyun sunuyor. Yeni bir Let's Play'le daha beraberiz. Evet, geçen bölümde Vivian'ı anlaşılan yanlış anladım. Çünkü onun o separatist olan Alp'ı işe almayacağını düşünmüştüm ama öyle değilmiş. İşe almış. İşte kendisi de burada. Hemen onunla konuşalım arkadaşlar. Bakıyorum teknisyenlik işini almışsın. Evet, beni dedikten sonra başka şey yapamadım. Konuşma zamanım yok çünkü anlaşılan robotların şeyini, hafızasını düzenliyor ya da kayısını. Şimdi biz de Erik, bana bir görevim yok mu ya? Evet. Şu kalkan altları durdurabilir mi? Elbette. Ne düşünüyorsun? Dediğini yaptığımızı zannettim. İnternet enerjim olduğu sürece problem değil. Yalnız şu anda büyük bir problem var. Birkaç enerji jeneratörleri bozuk. Öyle olması tehlikeli değil mi peki? Evet, aynen. Eğer bir saldırıya uğrarsak çok kötü olur. Peki ya bozuk enerji jeneratörleri? Ya değiştirilmezlerse ne olur? Sadece bir tanesi bile eğer çalışmazsa o zaman otomatikman olarak kapanır. Yoksa bir yükselme olur enerjide ve patlama olabilir. Peki şu anda kaç tanesi bozuk? Hepsi. O yüzden böyle bir problem yaşanıyor. Yalnız bir çoğunu değiştirdim, biri hariç. Sadece Lutz henüz kendi enerji jeneratörünü alamadı. Neyse, ben ona götürürüm diyorum. Gerçekten mi? Aslında ben şimdi kendim götürecektim ama yardım edersen senin için bir iyilik de doğar yani. Yani istersen buraya girmek için başvuruda vur, çok iyi bir kleriker olursun diyor. Bunu Lutz'a götür ve takmasında yardımcı ol. Evet, şeyin üstüne diyor. Duvarın üstüne diyor. Bitirdiğinde tekrar buraya gel. Şimdi. Demek kuzeyde. Kuzey şurası. Yukarıda mı o zaman? Hey. Biraz param var mı diyor. Sana bilgi de veririm. Al 10 tane. Teşekkürler, unutmayacağım bunu diyor. Bakalım. Böyle bir olduğun için senin için biraz araştıracağım diyor. Neler olup olmadığını. Birkaç gün sonra tekrar gel. Belki o zaman senin için bilgim olabilir. Tamamdır. Hey sen. Erik'le konuştuğunu duydum. Sen birkaç tane sana enerji regülatörü verdi. Sana bir önerim var. Onları bana ver ve senin burada sapasağlam çıkmanı sağlarım. Ne istiyorsun? Neden istiyorsun onları? Sana şey olacağım, doğruyu söyleyeceğim. Kleriklerin daha fazla burada dayanabileceğini düşünmüyorum. Ve bir gün, o gün geldiğinde açık bir kapının olmasını istiyorum. Buradan çıkmak için. Regülatörü biraz değiştireceğim. Ve bir arka kapı açık bırakacağım. Birkaç değişiklik yapacağım ama sana geri vereceğim ve herkes memnun olacak. Ne? Ne dersin? Hayır. Bana ne faydası var ki bunun? Aha, demek kendini düşünüyorsun. Bak işte buna saygım var. 100 tane şeyden ne dersin? 100 parçacıktan. Hayır. Sana vermeyeceğim o regülatörü. Nasıl istersen. Ama yarın öbür gün burada her şey patladığında, daha doğrusu çöktüğünde bana gelme. İyi, görüşürüz. Vay be, gelmiş bana, artistlik yapıyor. Kardeşim. Sen kimsin ki ya?
Kleriklerde bir silah var. Yalnız bu arkadaş nerede? Loot. Loot, loot, loot. Gel buraya. Nerede bu loot ya? Kuzey dedi. Dur daha fazla yürümeyelim. Diğer tarafa gidelim bir de. Koş. Hadi ama. Ha şurada biri var. Tamam. Aynen loot. Makinelerden uzak dur. Üzgünüm ama dokunulmasını istemiyorum. Sonuçta yeterince, hiçbir zaman yeterince dikkatli olunmaz. Ve problem yapacak birine ihtiyacım yok şimdi. Enerji rekrutörleri bozuk. Hiçbir sebep olmadan bozuluyor. Başka şeylere ilgilenecek zamanım yok diyor. Öncelikle yedek parça bulmam gerekiyor. Erik beni yolladı. Klan'a şükürler olsun. Enerji regülatörü getirdin mi? Al burada işte. Süper. Getirdiğin için teşekkür. Hemen takacağım. En iyisi Erik'in yanına geri git. Ve onu takacağımı söyle. Hadi bakalım. Şurada iyi değil mi? Erik neredesin? Merdivenlerin oradaydı. İşte orada. Bakalım ne tür bir şey olacak hediye. Tamam, Lutz'a verdim. Klan'ın başka bir şey beklememiştim. Klan'a sağ teşekkürler olsun. Al bu da senin yardımların için. Evet, çok güzel. Para yükseldik mi hiç? Aa, 10 puanımız varmış. Şunu 33 yapalım. Şunu da 33. Şunu da bir 2 puan artıralım ve kabul. Erik, başka görevin var mı benim için? Ha yok. Tamam, bununla olan işimiz bitmiş. Şimdi biraz dolaşalım arkadaşlar. Bakalım başka neler var burada. Page. Aa, taze et. Seni buraya nasıl içeri bıraktılar? Yoksa acıdıklar için mi içeri bıraktılar? Sonuçta acıdıklar için içeri bırakan tek kişi olmasın. Her neyse, yeni bir yüz gördüğüm için memnunum. Alios burada giriş çıkışları zorlaştığından beri her şey daha zor oldu. Tam da sen de aradığım kişisin diyor. Sen neden buradasın? Çünkü burada çok iyi para yapılır. Atlara olan yakınlık sayesinde herkes korkuyor. Ve kendi güvenliklerine çok para veriyorlar. Ve ben de bu sayede aşırı derecede pahalıya silah satıyorum. Daha doğrusu kısa bir süre önceye kadar öyleydi. Çünkü artık buranın içinde silahlarla alışveriş, yani tüccarlık yapmak yasak. Peki silahlarını nereden alıyorsun? Daha çok tavardan. Adamların bir torna vidayla ve yapıştırıcıyla neler yapabildiğini bir bilsen. Yalnız işte bu diğer problem de bu. Giriş kartı olmadan girip çıkamıyorum. Ve maalesef benimkini kaybettim. Ve onsuz da tüccarlık yapamam. Peki öyle yapan onlar, yani giriş kartı olmayan bir kadar ne yapar? Senin gibi yabancılarla konuşur. Onlara durumunu anlatır. Okey, tamam. Şimdi yasağa gelince. Tamam tamam, bana şimdi tehlikeli olduğunuz falan söylemedir, biliyorum. Birkaç silah fazla ya da azında fark eder ki. Alplar gelince onlara taş mı atalım? Ama yine de her şeyi benden alıp erittiler. Neymiş? Güya tarafsızlarmış. Öyle görülüyor ki yardıma ihtiyacın var. Aynen öyle. Bunları üstüme kalacağını zannediyorsanız. Tavardan artık alamayacağım için başka yerlerden almaya başladım. Mesela separatistlerden.
Yanlarında çok güzel silahlar var. Radok diye biri vardı. Ama dışarıda, o yüzden onun yanına gidecek yeni biri bulmam gerekiyor. Çünkü buradan biraz uzakta. Ve buradan ayrılamayacağım için maalesef onunla şu anda ticaret yapamıyorum. Herkese planlarını anlatır mısın? Korktuğumu mu zannediyorsun bu kleriklerden? Eğer beni şikayet etsen bile senin sözün benimkine karşı. Ve öyle ki şu anda aramızda sadece dünyada olan haksızlıklarla ilgili konuşma yapıyoruz. Sana yardımcı olabilirim. Aslında hiç de fena olmaz. Sen sonuçta bir kredilik değilsin ve yenisin burada. Sana güvenmem için yeterli bu. İşte bunu yapmam gerekiyor. Radok'u bul. Evet, büyük bir ihtimalle dışarıda bekliyordur ve eşyalarını satamayacağı için seninle anlaşacaktır. Peki nerede arayayım onu? Burası büyük. Ama en son konuştuğumuzda bana kuzeyde olduğunu söylemişti. Kuzey tarafını ara, eğer şansın varsa mı bulursun diyor. Sen kimsin lan? Bak ne yapacağım, şimdi gideceğim. Seni şikayet edeceğim. Ben silah tüccarlarına karşıyım. Yanlış tarafa gidiyorum galiba. Şuraya gitmem gerekiyor. Aynen, çıkın. Erik, ne haber? Bu arada bu kleriklerin isimlerinin çoğu Almanca. Şimdi Alios hariç, Alios diye bir Alman ismi yok. Silahlar yüzünden gelmiştim. Peach'i şimdi şikayet edeceğiz. Peach yapıyor diyoruz. Ve nefesini tut. Peach demek ki Peach'i buldun ha. Uzun zamandır onun öyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Henüz yeni bir silah şeyi gelmedi. Yani yeni silahlar gelmedi, o yüzden ona karşı bir şey yapamıyorum. Evet, eğer ama yeni bir şeyler bulursan bana söyle. Tamam. Güzel, ben gideyim o silahları alıyormuş gibi yapayım. Evet, aynen. Şimdi dışarı çıkacağım. Silah alıyormuş gibi yapacağım. Daha doğrusu o silahları. Ondan sonra gelip adama vereceğim. Bir güzel yükseleceğim. O neydi? Aa, ölmüş. Kim öldürdü acaba? Ben mi öldürdüm ya? Hatırlamıyorum da. Şimdi burada şeyde bu da bizi bekliyor. Konuşalım. Neredeydin? Şimdi buradayım işte. O zaman hadi bakalım. Şimdi ne yapacağız? Kısa yapacağız. Kısa söyleyeceğiz. Söyleyeceğim sana şimdi diyor. Ve anlattı her şeyi. Gerçekten bunların hepsini yapacak mısın? Sana yardım edebileceğimi bilmiyorum ama deneyeceğim. Ama yardımcı olacağına eminim, ama jetpack kullanmak zorundasın. Elbette. Şimdi benim problemim yüzünden konuşalım. Problemim hakkında konuşalım diyor. Evet, Alex'in tabiatını şey yapmak istiyorsun, araştırmak istiyorsun. Nasıl yapacağım peki bunu? Alex'in yerlerini böyle bulabiliyorum, yani hissedebiliyorum. Konverterlerin yanında mı? Aynen. Hayır, bana saf halinde lazım. Alex'in saf hali apları tarafından toplanmış diyorum. Henüz değiştirilmemiş ve daha iyi onu şey yapabilirim. Daha iyi öğrenebilirim onlardan. Yani daha iyi onlardan bilgi edinebilirim. Peki nasıl bulmayı düşünüyorsun? Öyle bir Alex'i. Als der Meteoreinschlag das Alex vor vielen Jahren auf Magalan verteilte,
suchte es sich seinen Weg bis in die kleinsten Felsvorsprünge. Dabei hinterließ es ganz typische Spuren der Eruption. Ich habe schon viele dieser Spuren gefunden, doch meistens führten sie mich in die Nähe eines Konverters. Yıllarca düşmüştü işte bilmem parçalara ayrılmış, her tarafa ayrılmış, ben onları hissediyorum. Yani basit diyorum, madem ki o kadar basit, şimdiye kadar neden daha kimse bulmadı? Wenn das so einfach ist, warum hat es denn nicht schon jemand anderes gefunden? Weil niemand das Elex spüren kann, so wie ich. Kimse benim bulabileceğim gibi kimse bulamaz. Sen öyle düşünüyorsun. Gel benimle, o zaman sana gösteririm diyor. Benimle geldiğim, fazla uzatmayayım. Tamam. Şimdi bana katılsın bu ve biz gidip şu şeyi bulalım. Gidip şu namussuzu bulalım. O puan. Güzel. Tamam. Aslında şimdi şu diğer silahları kullanabiliyor muyum? Bir sürü silah var. Şimdi bunu kullanamıyorum. Bunu kullan. Hayır, 36'ya 35'im ve bana 44-64 lazım. Öf. Yapmayın be dostlar. Neyse. Ha, bir saniye, şey işaretleyecektim değil mi yeni görevimizi? Tamam, şimdi. Bir saniye, neden oraya gösteriyor? Haritaya bir bakalım. Page, tamam. Konuştuk ya. Şimdi işte gidip bu şeyi bulacağız. Adamı. Tamam. Şimdi bu muydu yoksa? Ha, tamam. Bak şimdi oldu. Şimdi işte işaretlemeyi başardık. Şimdi gidip halledeceğiz. Bulacağız onları. Hadi gel. Şurada da mı? Oo. Bu bizi mi bekliyor? Ha. Sen kimsin dostum? Bir saniye. Evet. Ray diye birini arıyorum. Bit kanunsuz ve çok büyük bir çenesi var. Onu bir yerde görmedim değil mi? Hayır, tanımıyorum. Neyse, eğer onu bir yerde görürse bana haber ver, tamam mı? Tamam, yeter. Bak hele. Şuradalar mı yoksa ya? Ha, şuraya gitmem lazım galiba. Ha, yukarıda galiba. Şurada, aa, şurada bir yerde. Yakınmış hemen. Alalım şunu. Orada oturmuş işte. Silah tüccarı. Oo. Bunlar ne böyle? Radok. Öyle gözüküyorsun ki daha önce Elex güçlerin varmış. Büyük bir ihtimalle eski bir asker. Belki de bir komanda. Ama elbiselerine, kıyafetine bakılacak olursa uzun zaman geçmiş. Klerikler gibi ölmeye mi geldin yoksa ticarlık yapmaya mı, yani silahlar almaya mı? Sen de korkacağımı mı zannettin? Elbette. Hast du etwa schon vergessen, wo dein Ursprung ist? Und bevor du dich fragst, wo der Rest meiner Einheit ist, du
nicht finden. Ich bin allein unterwegs. Ben yalnızım ve öyle kalacak diyor. Trotzdem kann etwas Abwechslung nicht schaden. Seit das Elex nicht mehr konstant in meinen Körper strömt, genieße ich von Zeit zu Zeit die Gesellschaft. Evet, Elex'i artık fısıldamadığımdan beri böyle ara sıra hani insanların arasına gidiyorum. Page beni yolluyor. Page schickt mich. Page. Page. Die Menschen sehen alle gleich aus und führen eigenwillige Namen. Tüm insanlar benim için aynı diyor. Ama büyük bir ihtimalle içerideki kadından bahsediyor. Ama sonra konuşuruz diyor. Anlaşılan birkaç kişi bana saldırmaya geldi. Evet, şimdi tarafını seç. Evet, başkalarının işine karışmam. Evet, hayal kırıklığına uğradım. Şimdi seni öldüreceğim diyor. Allah Allah. Hadi bakalım. Lan. Ha. İşte böyle yaparlar. Evet, bizden kaçabileceğini zannetti. Evet, işte bu hatasını ölümüyle ödedi. Separatist ya da Separatist ya da Alp, ikisi de kara sulanmış şerefsizler. Evet. O tasma etmeye başladı bu. Neyse, ben şunu alayım ya. Sizin ihtiyacınız olmaz. Oo, tamamdır. Hepsini al, hepsini. Şunların da alayım. Oo, güzel güzel paraları varmış. Radak. Evet, geri gidelim. Geri gidelim ya da arkadaşlar bir sonraki bölümde devam edelim. Burada sonlandıralım. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın.